sana burada ne işin var dedim. Hanımefendi lütfen sakin olun. Emlakçı yolladı beni buraya. Eve bakıyordum sadece. Ben emlakçıya falan vermedim bu evi. 48 numara değil mi burası? Bana yalan söyleme. Kimsin ve burada ne işin olduğunu hemen söyleyeceksin. Yoksa polis çağırırım. Ben... Bırak! Tarık! Tarık hırsız var! Siz benim evlerime karışamazsınız. Bak hala konuşuyor. Böyle evlilik mi olur? Yanı dönmek de ne demek? Yeter Çınar, yeter. Bana bak. Derhal Reyhan'dan ayrılacaksın, anladın mı? Seni bir daha onun yanında görürsem doğduğuna pişman ederim. Böyle süründürmekle bırakmam. Silerim seni. Çıkalım Çınar. Adamı. Ben fark edene kadar gözden uzaklaştım. Sokağın köşesinde kaybettim. O adam emlakçı falan değildi. Üstü başı düzgündü. Kim bilir ne için geldi buraya? Mahmut Acemoğlu'nun adamlarından biri olabilir. Halit Bey buraya geldiğinde bütün düşmanları peşine düştü. Ölümünü gizli tuttuk. Herkes onu yurt dışında zannediyor. Ama demek ki hala peşindeler. Bunları hemen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Haluk'un geçmişe dair hiçbir şey kalmamalı. Sen de aşağı in, belgelerle ilgili ne varsa hepsini topla. Aha. Efendim Ezi. Zümrüt Hanım, paranızı nasıl transfer ederim? Her hesapta dikkat çekmeyecek miktarda para bırak. Geri kalan bütün parayı Kerem'in hesabına aktar. Emin misiniz efendim? Evet, eminim. Zümrüt Hanım, siz bilirsiniz tabii ama Kerem oğlunuz olduğu için onun hesapları da incelenebilir. Peki sen ne tavsiye ediyorsun Ezi? Bence paranızı offshore hesabınıza aktaralım. İyi, sen bilirsin. Hangisi daha güvenliyse onu yapalım. Peki. İşlem olunca haber verin. Tamam. Bu kadar eşya kalmış aşağıda. İyi, onları kenara koy, bana yardım et. Bunları saklayacak mısınız? Hayır. Haluk'a dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Çınar'la Toprak'a düzenlediği saldırıyı hala unutamadım, inanamıyorum. Neyse ki ucuz atlattılar. Şimdi ne olacak dayı? Her şey yoluna girecek. Üzülme artık. Güzel. Bir an önce söyle, bana da haber ver, olur mu? Alo. Neredesin? Mezarlığa geldim. Ne oldu? Seninle bir şey konuşacaktım da. Tamam. Geliyorum.
Bir dakika. Bu kalsın. Her gün geliyor musun? O öldüğünde biz kavgalıydık. O benim yüzümden öldü. Senin yüzünden mi? Yaptıkları yüzünden ona çok kızgındım. Çınar'a aşkı yüzünden herkesin hayatını mahvetmişti. Çok sinirlenmiştim. Son konuşmamızda ondan nefret ettiğimi söyledim. Keşke ölseydin dedim. Onu sevmekten hiç vazgeçmedim ki. Toprak Hanım. Korkmayın. Az önce çıktılar. Emin misiniz gittiklerine? Evet, merak etmeyin. Araba uzaklaşana kadar bekledim. Sizi burada yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ama sizi korumak için buna mecburdum. Fotoğrafları yok etmekten bahsediyorlardı. Hemen onları bulmamız lazım. Ben fotoğrafları gördüm. Hepsini yakmışlar. Maalesef işe yarar hiçbir şey yok. Bence hem kendini hem de Yeşim'i affetme zamanı gelmiş Kerem. Affetmek mi? Ben Yeşim'le anlaşamıyordum sadece. Ama onu anlayabiliyordum. O yüzden hiçbir zaman küsmedim onu. Sadece çok kızgındım o kadar. Aksine ona hayrandım. Hayran mıydın? Neden? Çünkü Yeşim dünyada tanıdığım en cesur insandı. İnandığı şeyler uğruna her şeyi göze alırdı. Baksana. Aşk uğruna ölüp gitti. Herhalde çok acı çekmiştir. Aşkına o kadar inanıyordu ki ancak acı çekmedi. Bir insanı koşulsuz günahıyla, sevabıyla sevmek hem çok kolay hem de çok zor. Ama sanırım olması gereken bu. Peki, sen bir insanı bütün kusurlarıyla sevebilir misin? Yani hayatındaki bütün hatalarıyla, iyi kötü her şeyle.
Başka türlüsü sevgi değil ki zaten. Toprak Hanım, için lütfen. Sakinleşirsiniz biraz. O adamın belindeki silah hala gözümün önünden gitmiyor. Tüylerim ürperiyor resmen. Haluk Kraliç'in karanlık bir geçmişi olduğunu biliyorduk. Sizi tehlikeye atmakla hata ettim. Keşke gelmeseydiniz. Yo yo, ben iyi ki geldim. En azından bu saldırıyı bize kimin düzenlemiş olduğunu öğrendim. Zaten tesadüf olduğuna pek de inanmamıştım. Siz kendinize gelin. Ne zaman isterseniz gideriz polise. Polise gitmeyeceğiz. Neden? Çünkü belli ki Zümrüt Hanım'ın bu işte bir alakası yok. Her şeyi Haluk Kral planlamış. Elimizde delil de olmadığına göre. Bence bu konu kapandı. Anlatıp da kimseye üzmeyelim. Nasıl isterseniz. Abi. Ne oldu? Her şeyi öğrendik Reyhan. Okan'ın sana yaptıklarını öğrendik. Üzgünüm Reyhan. Nasıl öğrendiniz? Ben söyledim. Sabah Okan abiyle konuşmalarınızı duydum, tamam mı? Okan abiden nefret ediyorum. Tamam. Tamam, hepsi geçti. Neden hiçbir şey söylemedin bize? Çünkü sen beni hiçbir şekilde dinlemedin abi. Özür dilerim. Ben sizi üzdüğüm için çok mutsuzum. Tamam Reyhan. Merak etme. O kocan olacak bir daha yanına yanaşamaz senin. Senin kabahatin yok kızım. Hepsi geçti. Hadi bakalım. Eşyalarını topla. Yusuf'la yalıya geliyorsunuz. Tüm para Kerem'in hesabına aktarılmış. Acaba Kerem de mi bu işin içinde? E tabii kızım. O kara yılan oğlunu da dahil etmiştir işin içine. Ama bunu ispatlayamayız ki. Elimizde hiç delil yok. Ya siz şimdi evde hiçbir şey bulamadınız mı? Hayır. Ev bomboştu. Ay, Zümrüt Hanım'ın ne işi vardı acaba orada? Ne olacak? Evi elden çıkarıyor. O adamla bütün bağlarını koparmaya çalışıyor besbelli. Pis mendebur. Ay gene elimizden kaçacak. Ya hale bakın. Mafya babasından çocuk peydahlamış. İyi günler efendim. Hoş geldiniz Necip Bey. Buyurun, biz de laflıyorduk. Hoş geldin Reyhan. Ah, bu ne güzel sürpriz. Mürvet'e söyleyeyim de öğle yemeğine servis ilave etsin. Öğle yemeği yemeyeceğiz efendim. Reyhan da bizi ziyarete gelmedi. O ne biçim lakırdı? Reyhan ve Yusuf yalıya dönüyorlar. Ah. Peki sevindim de hayırdır kızım? Reyhan boşanıyor efendim. Zümrüt Hanım. Nerelerdeydin? Telefonun kapalıydı sabah sabah.
Hiç, belediyede işim vardı. Bunlar ne biliyor musun? Hayır. Ilgaz Holding'in çöküşünü başlatacak olan görüntüler. Bu görüntüyü gördüğü zaman Necip Bey ihaleden çekilmek zorunda kalacak. Ilgaz Holding büyük zarar edecek. Küçük ortaklar ve Ilgaz Holding'de çalışan şirketler teker teker gemiyi terk edecekler. Ilgazlar panikle ne yapacağız diye çırpınacaklar. Ve hisselerini satmaya başlayacaklar. İşte o zaman ben devreye gireceğim. Peki Reyhan Hanım bu planın neresinde yer alacak? Bütün hisseleri satın aldıktan sonra Reyhan'ın hisselerini de satın alacağım. O zaman şirketin en büyük hissedarı ben olacağım. Sermaye artırımına gidince paraları bitecek ve benim teklifimi geçemeyecekler. Ilgaz Holding'de her şey benim olacak. Onlar beni yalımdan yuvamdan kovdular. Bunu hiçbir zaman unutmadım. Ben de onları yıllarından kovacağım. Ellerindeki her şeyi teker teker alacağım. O Necip denilen adam ayaklarıma kapanacak. O çınar beş parasız sokaklarda sürünecek. Bakalım o zaman da toprak denilen o kadın sevgili kocasının yanında yer alacak mı? Ah be kızım, niye tuttun içinde? Niye söylemedin bizlere bir şey? Utandım yenge. O utansın. Erkek olacak bir de. Elleri kırılsın inşallah. Toprak Hanım, Lale biraz huzursuzlandı efendim de bir parka götüreyim diyorum. Ha, ne oldu prensesime? Dur Şermin, şimdi o bensiz daha da huysuzlanır. Ben çıkartayım en iyisi. Kusura bakmayın, ben çıkıyorum. Tabii kızım. Ben de geleyim mi hayatım? Yok, gerek yok. Reyhancığım, sen de ne olur daha fazla üzülme. Toprak, kızım ben de sizinle geleyim, bekle. Tamam, ben üstüme giyeyim, kapıda bekliyorum. Tamam kızım. Ben de biraz dinleneceğim izninizle. Tabii kız. Gözümüzün önünde olanı anlayamadık. Yazıklar olsun bize. Haydi hayırlısı olsun o zaman. Eyvallah. Aa Kerem. Nasılsın? Merhaba Toprak. Hayırdır? Motoru sattım da. Neyse Kerem Bey. Ben bugün hesabımıza parayı yatırdım. Yarın da oğlum gelir motoru alır. Tamam, sorun değil. Yeni modelini mi alacaksın? Yok canım, nerede? Yeni oyunumuz için satıyorum bunu. Sen şimdi bunu oyun için mi satıyorsun? E niye bankadan çekmedin? Bankada param varsa çekersin Toprak. Bende ne gezer? Zümrüt Hanım'dan isteseydin o verirdi belki. Dalga mı geçiyorsun Toprak? Annemin işleri berbat. Necip Bey olmasa ne yapardı bilmiyorum. Neyse Kerem. Eminim oyununuz motoru sattığına değer. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu yeni proje diğerinden daha büyük olacak bence. Bence de. Efendim Necip Bey? Neredesiniz Zümrüt Hanım? Azra ile birazdan toplantıya gideceğiz. Ne oldu, sesiniz kötü geliyor.
Reyhan Yalı'ya döndü. Ama ne yazık ki haberler kötü. Kocası olacak o siz yapmadığını bırakmamış. Reyhan'ı dövüyormuş. Neler diyorsunuz Allah aşkına? Siz Reyhan'a çok yakınsınız. Bilmeniz gerekir diye düşündüm. Kızcağız tarumar. Ben de çok üzüldüm tabii. Ben hemen Yalı'ya geliyorum Necip Bey, merak etmeyin. İnanın çok üzüldüm. Teşekkür ederim Zümrüt Hanım. Görüşürüz. Allah kahretsin. Ne oldu Zümrüt Hanım? Toplantıyı iptal et. Hemen Yalı'ya gidiyoruz. Aptalların yeni akılları başlarına geldi. Reyhan olayını öğrenmişler. Ciddi misiniz? Evet. Hadi çıkalım. Bu Reyhan kozunu kaybetmememiz lazım. Çok üzüldüm Reyhan Hanım'ın durumuna. Başına gelenlerden hiç haberimiz olmadı. Necip Bey'im, bir şey mi istediniz? Kızım, kocana söyle bana bir uğrasın. Peki efendim. Niçin istedi ki Sıtkı'yı? Bilmiyorum ki Mürvet. Anladım İhsan Bey. Teşekkür ederim. Ne diyor kızım? Anne, Kerem'in gerçekten bir şeyden haberi yok. Belli ki Zümrüt Hanım hesapları başka bir tarafa aktarmış. Gene de benim bu işe aklım yatmıyor kızım. Bunların oyun olmadığı ne belli. Belki ikisi kafa kafaya verdi. Ne de olsa Kerem onun oğlu. Anne, Zümrüt Hanım'la Kerem birbirinden çok farklı insanlar. Kerem Yeşim'in kardeşi olmasına rağmen yaptıklarını öğrenince çok sinirlenmişti. Zümrüt Hanım'la da arası kötü. Hem şöyle düşünelim. Bak, tiyatro Kerem için çok önemli. Parası olsa iki kuruş kenara atmaz mıydı? Gitti motorunu sattı çocuk. Benim Kerem'le ilgili aklıma takılan tek şey Azrailoğlu'nun ilişkisi. Gerçekten aşıklar mı yoksa bu da bir oyun mu bilmiyorum. Kızım bak, herkesin her şeyi oyun olabilir. Sen kendini kolla. Tedbiri elden bırakma. Kerem'den bana bir zarar gelmez, merak etme. Benim Zümrüt Hanım'ın planlarını öğrenmem lazım. Baksana bir adım önde yine benden. Hesapların izini kaybettirmiş bile. Baba, şu Okan'ı polise şikayet etmediğimize pişman oldum. Evladım, Reyhan benim kıymetlim. Ama olay tazeyken bir de bunun yükü binmesin kızcağıza. Reyhan bir kendine gelsin. O densiz kocasını kendi ellerimle teslim edeceğim adalete. Doğduğuna pişman olacak. Tamam baba, haklısın. Hem ihalede çok yakın. Onu da bir atlatalım. Maazallah Reyhan'ın durumu ile ilgili bir haber sızarsa felaketimiz olur. Evet. Sana daha önce bahsetmiştim baba. Bu Arama Mimarlık aldığı iki projeyi bizle yapmak konusunda ısrarcı. Reddetmek müsriflik olurmuş gibi geliyor bana. Oğlum bunu konuştuk ya. İhaleyi alınca neye nasıl yetişeceğimizi şaşıracağız. O zaman bu işleri almadığına sevineceksin. İçin rahat olsun oğlum. Tamam baba, haklısın. Reyhan'ın hazırladığı finans raporlarına baktım. Umarım bir aksilik çıkmaz. Açıkçası baba, sen bu işe bu kadar inanmasan, ısrar etmesen ben hayatta girmezdim. Yani şirketi zora sokacak gibi geliyor bana. Endişeye mahal yok evladım. Ticarette büyümek için risk almak esastır. Planı programı da iyi yaparsan hiçbir sorun çıkmaz. Ilgaz Holding bugünleri gördüyse hep büyük oynadığı için gördü. Ah, merhaba. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Ah, eve nasıl geldiğimi bilemiyorum. Reyhan'ın başına gelenler korkunç. Yani Okan'ın yaptığı gerçekten bir gaddarlık. Zavallı Reyhan.
Biz de çok üzüldük. Neyse ki adini bildirdik o terbiyesize. Reyhan'ı da göremedim. Galiba dinleniyormuş. Evet, dinleniyor. Özel bir konu konuşuyorsunuz galiba. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. İzninizle. O ne demek Zümrüt Hanım? Aile arasında gizlimiz saklımız mı var? İhaleyi konuşuyorduk Çınar'la. Çok az vakit kaldı biliyorsunuz. İhaleyi alacağınızdan eminim Necip Bey. Merhaba. Aa, hoş geldin Azra. Merhaba Toprak. Aslında holdingde çalışacaktık ama Zümrüt Hanım eve gelmek isteyince raporlara burada bakalım dedik. İyi yapmışsınız. Herkese merhaba. Kerem, sen neden okula gitmedin? Gitmem gerektiği zaman gidiyorum anne, merak etme. Hayır hayatım, ben birdenbire seni evde görünce şaşırdım da o yüzden sordum. Neyse, ben odamdayım. Bir an önce işleri halledelim, gel Azra. İzninizle. Tabii. Yani şeytan diyor ki, tükür suratına, söyle her şeyi. Yok anne, ben dayanamayacağım. Gidip bakacağım bunlar ne konuşuyor. Of, of. Seni Kerem'le yan yana görmek sinirimi bozuyor. Ne zaman bitireceksin bu işi? Akşam konuşacağım dedim ya Zümrüt Hanım. Kerem buradayken hallet lütfen. Tamam. Ama bence Kerem hala kırılgan durumda. Kerem naif bir çocuk. Bu olayı bu kadar büyütmene gerek yok. Geçici bir heves bu. Ablası yaşındasın. Kendinden yaşça büyük bir kadına birlikte olmak ilginç geliyor ona. Üç gün ağlar, sonra seni unutur. Azra, bu sadece bir oyundu. Toprak Kerem'le seni yan yana görünce rahatladı. Sen de Çınar'a gizlice yaklaşmayı başardın. Ama gördüğün gibi Toprak sana zaten güveniyor. Böyle bir sevgili oyununa gerek yok. Bir an önce bu oyunu bitir. Yoksa külahları değişiriz. Tamam Zümrüt. Dosyalara bakalım mı? Bugün canım hiç çalışmak istemiyor. Spa'ya gideceğim. Dediklerimi unutma. Toprak? Ben Lale'nin oyuncağını kaybettim de ona bakacaktım. Gördünüz mü? Dikkat etmedim. Ben bakayım. Aa, Azra. Çalışıyor muydun? Lale de burada oyuncağını unutmuş da. Ben de tam çıkıyordum. Gözlerinizde çok sinir bir şey. Ben bir yukarı çıkayım Toprak. Beni görsün dedi işte Sıtkı. Allah Allah, niye çağırıyormuş ki beni? Reyhan Hanım'ın olayı ortaya çıktı ya. Senin yalan söylemediğini anladı, onu konuşacak herhalde. Vallahi daraldım ben Şermo'ya. Ben Reyhan kurtulsun istiyordum, o da oldu işte. Daha ne konuşacağız? Hayatım, bilmiyorum işte. Yani sonuçta Necip Bey seni çağırıyor. Gelmemek olmaz. Tamam, iyi. Bora'ya ne yapacağım peki? Onu da getirirsin. Uydururuz bir şeyler artık. İyi, tamam. Aa, aşk olsun Kerem'ciğim. Senin oyununa gelmez miyim? Galada en ön sırada olacağım. Göreceksin beni. Tamam abi.
Ben gidiyorum. İyi günler size. Aa, daha yeni geldin ama ben de senin işlerinin bitmesini bekliyordum Azra. Holding'e dönmem lazım acilen. Akşam görüşürüz Kerem. Benim bir fikrim var. Akşam dördümüz yemeğe çıkalım mı? Biz zaten Çınar'la gidiyoruz. Siz de katılın. Aa, çok iyi fikir. Harika düşündün aşkım. Çok isterdim ama bitirmem gereken çok iş var. Ya yarın yaparsın, ne olacak? Hadi ben sana izin veriyorum, gel. Gidelim Azra'ya. Hem bak, ben senin derdini biliyorum. Yengeç yemek istersen ben sana ayıklarım. Yengeç de arası pek iyi değil. Hadi Azra, kırma bizi. Gelin işte. Balondan sonraki günlerde oyunlar oynadılar. Piknik yapıp birbirinden güzel kitaplar okudular. Ama Lale'cim hani anlaşmıştık, her gece bir masal. Tamam mı? Evet çocuklar, bakın kardeşiniz ne güzel uyuyor da. Hadi bakayım siz de uyuyun. Yaramaz. Ne? Ne, hatta mı? Oo hayatım, bak ben sana söyleyeyim, bunlar büyüdüğü zaman biz yandık. Şimdi gezdik gezdik, benden söylemesi. Ne var canım, biz de çocuklarımızla gezeriz. Ne varmış bunda? Vallahi ne desem anneniz sizi savunuyor. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Çınar. Bak Lale artık çok büyüdü. Her şeyi anlıyor. Onların yanında konuşmayalım olur mu? Bir de kardeşleri birbiriyle kıyaslamak yok, tamam mı? Tamam, haklısın hayatım. Doğru söylüyorsun. Benim akıllı hassas karım. Dikkat ederim. Sana söz veriyorum. Çok iyi bir baba olacağım ben. Sen zaten harika bir babasın. Ben sadece çocukların gelişimi için hangisi doğruysa onu söylemek istedim. Doğru söylüyorsun, haklısın. Sen zaten her şeyin doğrusunu söylersin. Çok konuşuyorsun ama çok da yakışıklısın. Yakışıklı mıyım? O zaman yemek yerine gel, odamıza gidelim. Bak şimdi, sen in aşağı, arabayı ısıt, ben de çocukları uyutup geleyim. Peki. Hadi bakalım, marş marş. Lale. Hadi artık uyuyalım anneciğim. Gel bakalım, bebeği biz de alalım yanımıza. Taksi aralım beyefendi. Gerek yok, var benim araba. Bu halde araba kullanmayın. Hemen taksi çağırabiliriz. Hemen gelemedim, biraz geciktim. Asıl sen kusura bakma evladım. Reyhan meselesinde Şermin'e çok yüklendim. Ama ne yalan söyleyeyim, geçmişindeki olaylar yüzünden senin yine kötülük peşinde olduğunu düşündüm. Vallahi haksız da sayılmazsınız. Ben olsam ben de güvenmezdim buna. Neyse. Seni buraya çağırdım. Çünkü iyi niyetini nihayet anladım. Sana bir ödül vermek istedim. Yok be baba, ben bunu alamam. Ben para için yapmadım ki, insanlık yerini bulsun diye yaptım bunu. Reyhan Hanım'ın kurtulmasına da çok sevindim. Ben müsaadenizle... Dur bir dakika. Reyhancığım, nasılsın? İçim rahatladı açıkçası ama yine de çok üzülüyorum. Keşke bu hale gelmeseydik Okan'la. Nasıl geldik bilemiyorum. Yaşadığın şeyler çok zor. Kafanın karışması çok normal hayatım. Efendim?
Bostancı ile mi görüşer? Evet. Hanımefendi, eşiniz bir kaza geçirdi. Hastaneye götürün. Ne? Durumu nasıl? Kritik değil, merak etmeyin. Kapatmak zorundayım. Ne oldu? Okan kaza geçirmiş. Hastanede. Durumu kritik değilmiş ama ben ne yapacağımı bilemedim. Bence gitmelisin Reyhan. Tamam, Okan yüzüne bakılacak bir adam değil ama senin de için içini yiyecek. Çünkü merhametlisin. Şey ama abim öğrenirse? Merak etme. Bu ikimizin arasında kalacak. Haberleri olmayacak bundan. Çünkü ben de seninle geleceğim. Çok sağ ol. Önemli değil. Gel bakayım Bora. Boracığım gel bakayım sen buraya. Şermin. Bu kim böyle? Ne tatlı şeysin sen. Gel bakayım. Benim amcamın torunu Toprak Hanım. Birkaç gün bizde kalacaktı efendim. Çok tatlısın sen ya. Evet Toprak. Arabayı ısıttım. Çıkabiliriz. Yakışıklı, ne haber? Kim bu? Çınar Bey, amcamın torunu efendim. Annesi bırakacak bir yer bulamadı da. Biz hemen ayak altından çekiliriz efendim. Özür dilerim. Ne önemi var canım? Hatta onu çıkar, bizim çocukların oyuncaklarıyla da oynasın. Sıkılmasın burada. Tamam, çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Boracığım, tamam. Sen bir insanı bütün kusurlarıyla sevebilir misin? Başka türlüsü sevgi değil ki zaten. Bu sadece bir oyundu. Bu oyunu bitireceksin artık. Güzelsin bu akşam. Gerçi sen her akşam çok güzelsin ama bu akşam başka bir güzelsin. Teşekkür ederim. Ama hayatım, arabada da sessizdin, hiç konuşmadın. Ne oldu? İş yerinde ters giden bir şey mi var? Yok, iyiyim. Yani bu ara biraz hem ev hem iş. Biraz yoruldum sanırım. Seni iyi tanıyorum Toprak. Bu yorgunluktan değil. Benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Hayır Çınar, iyiyim ben. Emin misin? Evet. Gene de yorulmana çok üzülüyorum. Çınar'cığım, ben her ne yapıyorsam keyifle yapıyorum. Çocuklar ve sen benim başıma gelen en güzel şeylersiniz. Ben ne yaparsam yapayım senin, ailemin ve çocuklarımın iyiliği için yaparım. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum hayatım. Da nereden geldi aklına şimdi bunlar? Öylesine önemli bir şey değil. Seni böyle düşünceli görmek beni çok üzüyor. Bak, sen benim yanımda olduğun sürece, beni sevdiğin ve güvendiğin sürece ben çok iyiyim. Tamam mı? Selam kumrular. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Biz de ümidi kesmiştik sizden. Hoş geldiniz. Ya sormayın. Çok trafik vardı. Doktor bey. Durum nasıl? Biraz eziği ve kırığı var. Ama durum iyi. İsterseniz görebilirsiniz.
Yanına girmeyecek misin? Hayır. Yanına girersem umut vermiş olurum. Oysa bu iş benim için bitti Zümrüt Hanım. Ben buraya sadece insanlık görevimi yerine getirmek için geldim. Çınar Bey, hoş geldiniz. Merhaba Zeki. Ne tavsiye ediyorsun bize? Ne yiyeceğiz bu akşam? Kalkan, palamut, sarı kanat. Hepsi taze efendim. Mezelerde ne isterseniz var. Şöyle yapalım. Hadi Kerem gel, biz mezelere bir bakalım. Tamam. Dedikodu yapmayın ha. Azra, sen iyi misin? İyiyim. Aslında ben senin canını sıkan şeyi biliyorum. Anlamadım. Zümrüt Hanım, Kerem'le ilişkinizi tasvip etmiyor değil mi? Nereden çıkardın onu? Yok öyle bir şey. Öyle hissettim yani. Sizin yanınızda çok gergin. O gün doğum gününde de fark ettim ben bunu. Sonra bugün Yalı'da da biraz gergindi. Yanlış anlamışsın Toprak. Bak, biz seninle arkadaşız. Benim ne zaman ihtiyacım olsa sen hep benim yanımda oldun. O yüzden ne zaman konuşmak istersen konuşuruz. Çok teşekkür ederim Toprak. Ama inan bir sorun yok. Peki, demek ki ben yanlış anladım. Bir sorun olmamasına da sevindim. Evet, güzel bayanlar. Evet, birbirinden güzel mezeler içtiğinde ızgara kalkan yiyoruz bu akşam. Ama siz parmaklarınızı yerseniz şaşırmam. Benden söylemesi. Medet! Oğlum amcanlar gelmeyecek mi bu akşam? Bekletme anneni, git sen. Olsun ustam ya, iş bitince giderim. Oğlum işte iş bitti sayılır, biz hallederiz. Hadi fırla. Tamam, sağ ol ustam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dayı, ben süslemeye başlayayım mı? Senin matematik çalışman gerekmiyor muydu? Ya Tibet ya. Yası ması yok. Bana söz verdin. Sınavdan çakarsan bozuşuruz. İyi tamam. Size kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederiz küçük hanım. Senden de iyi hoca olurmuş ha. Yalnız şaka bir yana Tibet. Gerçekten sağ ol. Aslı sayende hayata döndü. Sen de sağ ol Ahmet abi. Hangi patron gece gece çalışanına yardım eder? Oğlum patron çalışan yok artık bizim aramızda. Sen de bizim kardeşimizsin. Toprak abla sever inşallah. Sever, niye sevmesin? O hayatımda gördüğüm en sevgi dolu insandır. Ahmet abi. Hı. Çok özel olmayacaksa bir şey soracağım. Sor, neymiş bakalım? Toprak ablayla neden ayrıldınız? Aşk mı bitti? Aşk... Aşk bitmez Tibet. Yani bende bitmiyor. Bilmiyorum. Toprak. Belkıs. Hepsi kalbimden bir parçalık gittiler.
Belkıs kim? Boş ver, hadi biz işimize dönelim. Böyle aşk meşk işlerine girersek sabaha kadar bitiremeyiz. Tamam. Canını sıkmadım değil mi? Yok be oğlum. Çok lezzetliymiş gerçekten değil mi? Birazdan parmak yeme faslına geçebiliriz. Hayatım, sen niye yemiyorsun bakayım? Al. Çınar, daha ne yiyeceğim? Yedim ya işte. Alsana. Sen beğenmedin mi? İstersen başka bir şey isteyelim. Yok, çok sevdim. Yavaş yavaş yiyorum. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Yok, hayır. Buranın helvası 10 numaradır. Ama hemen sipariş verelim, sonraya kalmaz. Biz bir taneyi paylaşırız değil mi? Olur. Ben yemeyeceğim, ona göre söyleyeyim. Ama oyun bozanlık yok hayat. İyi tamam, hatırım için bir çatal alırım. Yemezseniz hepsini ben yerim. Ben izninizle bir lavaboya gidiyorum. Neredeydiniz? Telefonumu da açmadınız. Ay, biraz hava aldık. Kadın kadına sohbet ettik. Çıkarken bir haber verseydiniz bari. Birden karar verdik Necip Bey. Kusura bakmayın. Neyse, iyi yapmışsınız. Yalvarıyorum sana böyle yapma. Ya elimden gelen bu Kamil. O kadar para gönderdim sana. Daha ne istiyorsun? Hayır. Elimden geleni yapacağım tamam ama zaman vermen lazım. Hayır, az buz para değil ki. Yılbaşında gönderdiğim montu verdin mi? Beğendin mi? Ama ne olur bir fotoğrafını gönder, olur mu? Tamam. Yarın arayacağım seni ki. Ben de beylerimi ekeyim dedim. Ben masaya geçeyim. Neyse, ben izninizi isteyeyim. Yusuf'un da canı sıkkın. Ona da bir bakarım. Merak etme güzel kızım. Zamanla ikiniz de alışırsınız. İnşallah yenge. İyi geceler. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Reyhan'a çok yardımcı oldunuz, sağ olun. Altın gibi bir kalbiniz var. Ne demek Necip Bey? O da benim bir kardeşim sayılır. Azra, durgun görünüyorsun. Ne oldu, patronu çok mu çalıştırıyor seni? Söyle alayım ifadesini. Yok, gerçekten iyiyim. Ama galiba hala iyileşemedim. Bu helva vallahi müthişmiş. Çok güzel. Afiyet olsun güzel karıma. Ne oldu Kerem, iyi misin? Kerem, iyi misin? Gastritin mi yine? Herhalde. Bazen azıyor böyle. Hastaneye gidelim hemen. Yok yok. Şimdi bir ilaç alırım. Geçer. Benim de vardı eskiden. Bir şey stres yapmışsındır. Hay Allah, kalkalım madem. İyi tamam, hesabı isteyelim. Zeki.
Hesabı getirir misiniz? Korkma, iyi. Necip Bey, ne kadar tatlısınız. Hatırlamaz olur muyum o tatili? Hele o sonbahar yaprakları, rengarenk, çok güzeldi. Ben yatıyorum Necip Bey. Ben de geliyorum efendim. Necip Bey. Bir dakika sizinle görüşebilir miyim? Lütfen. Olur efendim. Ben birazdan gelirim. Tabii ki Necip Bey. Görüşürüz. O sevimli, sevgi dolu karınızın hakkındaki gerçeği öğrenmenin vakti geldi efendim. Çınar Bey, çocuklar aracınızı getirsin hemen. Hasan'cığım, sen bunu al. Ben gider alır gelirim. Ondan sonra dikiz aynasıydı, koltuk ayarlarıydı, yeniden yapmak zorunda kalıyorum. Bütün gece suratına sıktı. Annem yüzünden değil mi? Kerem. Lütfen Hasan. Kim ne düşünürse düşünsün. Senden vazgeçmeyeceğim. Kerem. Lütfen. Kerem bak, benim bir sürü ilişkim oldu. Başımdan bir evlilik geçti. Ama hiç kimse senin kadar içten, senin kadar koşulsuz sevmedi beni. Arkamı dönüp gittiğimde kimse kolumdan tutup gitme demedi. Hayatından vazgeçmedi. Ben senin yanında çok mutluyum. Ama... O zaman bırak aşkımızı yaşayalım. Zümrüt Hanım benim patronum. Bunu yapamam. İşten ayrıl o zaman. Yapamam Kerem. Bu paraya ihtiyacım var. Tamam, anneme söylemeyiz. Her şeyi bilmesine gerek yok. Sen mutlu olacaksan dünyanın öbür ucunda da yaşarım. Mağarada da yaşarım. Sen mutlu ol yeter. Siz delirdiniz mi efendim? Bu kadar para ne arasın Zümrüt Hanım'da? Zaten Zümrüt dedi ki efendim, anlaşılmasın diye Kerem'in hesabına geçirmiş bütün parayı. Hadi bu kadar para var diyelim. Nereden geldi bu? Zümrüt Hanım'ın böyle bir geliri yok ki. Onu da söyleyeyim efendim. Çocuklarının babasından. Haluk Krali'den. Siz nereden biliyorsunuz Haluk'u? Sizin bu adamdan haberiniz var mı? Evet efendim. Ne oldu? Biliyorum diye bozuldunuz. Bilip de mesele etmemeniz sizin tasarrufunuz efendim. Siz bu kadar geniş mezhepliyseniz ben ne yapayım? Karımla benim aramdaki mesele sizi ilgilendirmez. Ama karım dediğiniz kadın Karun kadar zengin olduğunu sizden saklıyor ya efendi. O sizin görüşünüz. Öyle mi? Benden söylemesi efendim. Hiç şüphelenmiyorum. Gözü kapalı inanıyorum diyorsanız siz bilirsiniz. Ama şunu bilin. Bu sizi son uyarışım efendim. Oğlum,
Niye uyumadın hala? Biliyorum. Çok büyük hayal kırıklığına uğradın. Ama hepsi geçecek. Okun abiden nefret ediyorum. Yusuf. Bu çok kuvvetli bir duygu. Ne olur böyle düşünme. Okan'ın sorunları var. Bana ne? Sana ne yapmış baksana. Hiçbirini bilmiyordum. Seni koruyamadım. Yusuf. Lütfen üzülme. Artık dayının yanındayız. Gerçek ailemizin yanında. İnan bana, her şey eskisi gibi olacak. Hoş geldiniz. Neymiş İkbal Hanım'ın derdi? Önemli bir şey değilmiş efendim. Yatalım mı? Biraz yorgunum efendim. Uyuyacağım hemen. Sorun olmadığından emin misiniz? Evet efendim. Siz canınızı sıkmayın. Ben yatıyorum. Aman da benim yakışıklı oğlum. Hadi bakayım anneye biraz. Hadi bakayım. Hadi gel artık uyuyoruz. Hoppa. Ben odadayım hayatım. Gel. Aferin sana. Anne. Sen hala uyumadın mı? Saat çok geç oldu. Uyumadım. Seni bekledim. Ya neler oldu? Hadi hayatım, nerede kaldın? Çınar dur, bir izin ver. Üstünü değiştireyim, geleceğim hemen. Anlaşıldı, sen gelmiyorsun ama ben seni getirmesini iyi bilirim. Gelmesin, gidelim, gel bakayım buraya. Çok şımarıksın. Evet, öyleyim, ne var? İtirazın mı var? Tenim mi ne? Yok. Çok korkuyorum, biliyor musun? Niye? Sen her gün daha fazla aşık oluyorum. Ya bir şey olur da seni kaybedersem? Öyle bir şey hiç olmayacak. Zümrüt Hanım'ın hesaplarını araştırdın mı? Evet Necip Bey. Peki Kerem'in hesabına baktın mı? Hepsine baktım efendim. Ne kadar para varmış? Necip Bey, dediğiniz kadar bir para yok bu hesaplarda. Hatta diyebilirim ki Zümrüt Hanım'ın da Kerem Bey'in de hesapları bomboş. Tamam, sonra görüşürüz.
Necip Bey. Genel kurul toplanmaya başladı. Birazdan içeri girecekler. Şahsen haber vermek istedim size. Gel. Aa, Azra. Hoş geldin. Merhaba Toprak. Bunlar sosyal sorumluluk projesi için hazırlattığımız resimler. Sana da getirdim. Belki kreşe asarsın. Aa, çok sağ ol. Dur bir bakayım. Çok güzeller. Çok sağ ol. Azra. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Toprak. Biz Kerem'le ayrıldık. Öyle mi? Çok üzüldüm. Ama dün gece iyi gibiydiniz. Ne oldu hayrola? Zaten yoluna gitmiyordu Toprak. Dün de biraz tartıştık. Biz de daha fazla birbirimizi kırmayalım diye ayrılalım dedik. Üzüldüm gerçekten. Ama ikiniz için de hayırlısı neyse o olsun. Üzülme. Aa! Ahmet! Tibet hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz böyle bu ya. Bunlar ne? Cupcake'ler yaptık Toprak abla. Ellerinize sağlık, çok sağ olun. Tabii siz tanışmıyorsunuz. Azra, Ahmet. Azra Tibet'le doğum gününde tanışmışsındır. Kısacası bu ihaleyi aldıktan sonra bütün birimlerimizi hummalı bir çalışma bekliyor olacak. Ancak bütün birimler de kâr edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Size güveniyoruz Necip Bey. Bence de bu ihalenin en güçlü kanadı biziz. Tüm holding olarak bu projeye kanalize olursak çok iyi bir iş çıkaracağımızdan eminim. Evet. Arıman Mimarlığı'nın projesi de oldukça cazip. Ama bu ihale Necip Bey sayesinde garanti sayılır. Bu yüzden fazla dağılmamakta fayda var. Haklısınız Ziya Bey. Amca, hepimiz bu ihale konusunda sana güveniyoruz, inanıyoruz. Ama ben bu Arıman Mimarlık projesini es geçmeyelim diyorum. Yani hem prestij olarak hem maddi açıdan bize çok şey katacak. Gerekiyorsa yeni bir ekip kurarız. Departmanları genişletiriz. Çınar, bu ihalenin yaratacağı istihdam çok olacak biliyorsun. Benim amacım mevcut kemik kadroyla işi kotarmak. Bir işe konsantre olalım kâfi. Nasıl istersen. Hanımlar, beyler, o zaman birer yorgunluk kahvesi içelim. Ne dersiniz? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çınar abiyle çocuklar için de yaptım ama yalıya gitmek istemedim. Sen onlara götürürsün değil mi Toprak abla? Götürürüm tabii Tibet'ciğim, merak etme sen. Toprak. Benim çok fazla toplantım var ofiste. Kalksam ayıp olmaz değil mi? Olmaz tabii Azra'cığım, sen keyfine bak. Görüşmek üzere o zaman.
Görüşürüz. İyi günler. Aa! Bu tavşanlar çok tatlı. Ben bunları sınıfta da dağıtırım. Toprak, bir şey soracağım. Adı Azra dedin değil mi? Evet, Azra. Soyadı ne? Doğan. Azra Doğan. Emin misin? Yani başka bir adı falan yok, ha? Yani Ahmet, benim bildiğim kadarıyla yok. Hayrola, niye sordun? Yok, bir şey olduğundan değil. Sen nereden tanıyorsun peki bu kızı? Çınar'ın şirketinde çalışıyor. Aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projesini birlikte yapıyoruz. Bir şey mi oldu? Bir şeyden değil. Biz kaçalım değil mi Ahmet abi? Doğum günü pastası siparişimiz var da. Ya hemen kalkacak mısınız? Çay söylemiştim. Başka zaman. Sağ ol Toprak abla. Yine de seni görmek güzeldi. Sağ ol Tübet'ciğim. Sizi de öyle. Sağ olun geldiğiniz için. Ahmet abi. Ahmet abi. Ha, geldim hadi. Toprak, görüşürüz. Ahmet. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim, iyi. Hadi görüşürüz. Evdekilere selam söyleyin. Baş üstüne. Görüşmek üzere. Yarın yine görüşürüz Ziya Bey. Üretim raporlarına da bakarız. Memnuniyetle tabii. İyi günler. İyi günler. Ne işi var bunun burada? Evet, ne oluyor baba? Sıtkı'yı ben çağırdım. Merhaba. Dediklerimi hazırladın mı evladım? Evet, ben o kağıtları, ikametgahı falan hep getirdim. Neler oluyor Necip Bey? Tamam evladım, sen git aşağıda bekle. Baba, sen Sıtkı işe mi aldın? Evet oğlum, Sıtkı artık benim himayemde. İnanılır gibi değil Necip Bey. Nedenini sorabilir miyim? Çünkü Reyhan'a yapılanları ilk önce ondan öğrendim. Evvela ben de inanamadım. Meğerse gerçekmiş. Sana söyledim mi? Bu çocuğun iyi niyetinden şüphem yok. İşe de ihtiyacı vardı. Artık güvenlikte çalışacak. İyi yapmışsın abi. Sen güveniyorsan. O zaman yeni elemanınız size hayırlı olsun. Ben odama geçiyorum.
Efendim Mürvet abla. Toprak Hanım, Lale'nin burnu hala akıyor da damla damlatsam mı diye aradım. Tamam, sen damlat, ben de hemen geliyorum. Gel. Ha, gel Azra. Sabah yoktun, neredeydin? Toprağa uğradım. Sosyal sorumluluk projesiyle ilgili resimleri verdim. Güzel. Arkadaşlar devam demek ki. Asıl sana ne soracağımı biliyorsun değil mi? Kerem'le ne yaptın? Merak etmeyin. Ben o işi bitirdim. Toprağa da ayrıldığımızı söyledim. Sözümü dinlediğin zaman seni daha çok seviyorum Azra, biliyorsun değil mi? İhale işleri nasıl gidiyor? Güzel. Necip Bey hiç şüphelenmiyor. İhaleyi alacağından çok emin. Buyurun Necip Bey. Nihayet karınızın ve üvey oğlunuzun gerçek yüzünü öğrendiniz. Ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığına uğradım İkbal Hanım. Olsun efendim. Hiç mühim değil. O kadının gerçek yüzünü öğrendiniz ya. Önemli olan bu. Hayal kırıklığımın nedeni yine sizsiniz. Anlamadım. Zümrüt Hanım'ın da Kerem'in de hesabında para yok. Sizin nasıl bir hayal gücünüz var Allah aşkına? Olamaz efendim. Zümrüt Hanım'ın büyük bir serveti var. Hepsini de oğlunun üstüne geçirmiş. Yeter! Böyle bir saçmalıkla bir daha gelmeyin. Aklınızı da başınıza toplayın. Lale'nin ateşi de yok Mürvet abla. Eğer burnu akarsa spreyi başucunda zaten verirsin. Tamam Toprak Hanım. Sen nereye Remzi? Sizin dırdırınızdan kurtulmak için kahveye gidiyorum. Aman git. Aylak herif. Toprak. Ne oldu? Anne. Bugün Ahmet bir tuhaftı. Durmadan Azra'yı sorup durdu. Bir garip geldi bana. Azra da fırladı gitti. Yani çok meraklandım. Aman be kızım. Sen şimdi herkesten işkilleniyorsun tabii. Bu işte kesin bak bir iş var. Ben bir gidip Ahmet'le konuşacağım ya. Vallahi meraklandım. Boş ver be kızım. Ay neler ne yaptım? Ay. Aa, ne oldu? Ne oldu? Rezil oldum. Necip Bey rezil oldum. Ay. İkbal anneciğim bir anlatın ne oldu? Kızım, Zümrüt'ün büyük bir serveti olduğunu, bütün paraları da Kerem'in hesabına istiflediğini söyledi. Hesap bomboş. Kadın seni de kandırmış. Anneciğim siz ne yaptınız böyle şimdi? Ben biliyordum zaten Kerem'in hesaplarının boş olduğunu. Kızım bana da diyeydin ya. Sizle ne Necip Bey'e ne Çınar'a bir şey söylemeyelim diye konuştuk ya. Ben de biraz daha bilgi toplayıp öyle paylaşacaktım sizle. Ay, ay ahlaksız mendebur. Bakar mısınız? Bütün kirli çamaşırlarını temizlemiş, tüm. Hay Allah. Neyse, olan olmuş artık. Hem merak etmeyin, yakında her şey ortaya çıkacak. İnşallah be güzel kızım, inşallah. Neyse, ben kalkayım. Toprakcığım, bana darılmadın değil mi kızım? Aşk olsun, hiç olur mu öyle şey? Benim dışarıda birkaç işim var, onları halledip geleceğim. Tamam evlatçığım, tamam. Vallahi tansiyonum fırladı Şeref Hanımcığım. Ay sıkmayın canınızı. Oh. Ellerim dondu.
Hava ne kadar soğuk. Hayırdır, dalmışsın yine? Yok abla. Eski bir tanıdığa rastladım da ona takıldı kafam. Kim o, tanıyor muyum ben? Yok, tanımazsın. Toprak nasılmış peki? İyi miymiş işlerin? İyiymiş. Keyfi yerinde. İyi. Efendim hayatım. Toprakçığım, neredesin? Evdekilerle konuştum. Lale'nin burnu akıyormuş. Haberim var. Hatta eve uğradım ben. Ama ateş yok, merak etme. Güzel karım benim, harikasın. Ben de endişelenmiştim. Şimdi eve gidiyorum zaten. Sen neredesin? Ben dışarıdayım. Ufak bir işim var ama çok sürmez, merak etme. Tamam güzelim, görüşürüz. Ceyda? Neden okulda değilsin? Gitmedim. Ama tatlım, niye böyle yapıyorsun? Ben çok mutsuzum. Neden ayrıldınız babama? Ben seni çok seviyorum. Ceyda'cığım, biz büyükler bazen anlaşamayız. Babanla mutlu olmayı denedik. Ama başaramadık. Ama siz babamla mutluydunuz. Anlaşamadık Ceyda. Belki böylesi hepimiz için daha iyi. Hayır, ayrılmayın. Yusuf abimi çok özlerim ben. Merhaba kızım. Necip Bey burada mı? Hayır İkbal Hanım. Ama isterseniz cep telefonundan ulaşabilirim. Yok kızım, sağ ol. Ben zaten öylesine uğramıştım. Ah İkbal, adamı bilmeden etmeden kızdırdın. Sonra böyle tırım tırım ararsın işte. Evet. Bunlar da tamam. Gelelim şimdi Çınar'a. Şekerim, bugün Nâbet Çınar'la buluş. Ama bu sefer sonuna kadar gideceksin. Çınar'ı yatağa atacaksın. İkbal Hanım. Bekleyecekseniz size bir çay ikram etseydim. Yok yavrum, ben gidiyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ama Zümrüt Hanım, Çınar evdeki son olaydan sonra benden uzaklaştı. Yani benimle kafeye bile gelmiyor biliyorsunuz. Hayatım, beni ilgilendirmez. Ne yap et, başar bunu. Anlaşıldı mı? Şu ihale olmadan Çınar'la ilgili elimizde bir koz olması gerekiyor. Tabii. Eğer vazgeçtim, beceremem diyorsan söyle, vakit kaybetmeyeyim seninle. Yok Zümrüt Hanım, siz yanlış anladınız. Ben düşünüyordum sadece. Güzel. Sen Çınar'ı hallet. Ben de akşam Necip Bey'le ilgileneceğim. Hoş geldin. Ne iyi ettin Toprak. Nasıl, herkes iyi mi? Anneler, çocuklar. İyi, iyi herkes. Sizde ne var ne yok? İyi, geç. Ah.
Nermin abla, benim Ahmet'le konuşmam lazım. Evde mi? Aa, Toprak. Ahmet. Hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Ben seninle konuşmaya geldim. Olur. Şey, sen bugün Azra'yı görünce böyle bir garip davrandın ya, ben merak ettim. Bir sorun olmadığına emin misin? Toprak. Kendini Azra Doğan diye tanıtan kız. Aslında Belkıs'ın ta kendisi. Kerem. Sevgilim. Ne haber? İyiyim. Seni özlemiştim de bir sesini duyayım dedim. Öyle mi? Akşam buluşalım mı? İyi olurdu ama benim bu akşam bir toplantım var Kerem. Hadi ya. İyi, ne yapalım o zaman? Yarın buluşuruz. Tamam. Sen annemle konuştun mu? Evet. Şu an herkes bize ayrıldık biliyor. Ya iyi misin peki? Yani rahatladın mı? Evet, merak etme. İyi, tamam o zaman. Sen mutluysan ben de çok mutluyum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben kreşte bu yüzden söyleyemedim. Niye ismini değiştirip ortalarda dolanıyor anlamadım. Zaten o da kaçar gibi gitti. Baksana, Türkiye'ye döneli epey olmuş. Beni aramadı bile. Neden böyle yapıyor bir türlü anlamıyorum. Ben böyle şey görmedim. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacağım yani. Bu nasıl tesadüf? Öyle abla. Dünya küçük derler ya. Yalnız tek bildiğim şey var. Hemen gidip Belkıs'la konuşmam lazım. Ahmet dur. Benim hatırım için lütfen şimdi gidip Azra'yla, yani Belkıs'la gidip konuşma. Neden? Bak, ben onun ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Azra Zümrüt Hanım'ın adına çalışıyor. İkisi birlikte Çınar'la benim aramı açmak istiyorlar. Ama önce bunun neden yaptığını, neden Zümrüt Hanım'ın adına çalıştığını öğrenmem lazım. Bunun için de zamana ihtiyacım var. Tamam, birlikte araştıralım bunu. Ne olur, seni hiç karıştırmayayım bu işe. Bana güven. Bak, merak etme, ne öğrenirsem öğreneyim, gelip seninle paylaşacağım söz. Rabbim. Ne oldu İkbal anneciğim? Telefonda da söyleyemem dedim. Seni bekliyordum ben de. Şirketten geliyorum. O kara yılanla yaveri tezgahı kurmuşlar kızım. Ne oldu, anlatsanıza. Zümrüt cadısı Azra'ya ne dedi biliyor musun? Tövbe estağfurullah. Ne yapet bu akşam Çınar'ı yatağa at dedi. Ne? İkbal annesi, Çınar'a hiçbir şey söylemeyeyim, ben bir şey düşüneceğim. Oo hanımlar. Bakıyorum tatlı tatlı muhabbet ediyorsunuz. Hoş geldin. Ben bir çocuklara bakayım. Tamam hayatım. Ben de bir kahve içip annemle konuşayım. Evet. Epeydir laflayamadık. Tabii canım. Nasılsın anneciğim, ne var ne yok? İyiyim, iyiyim oğlum. Sağ ol. Gayet iyiyim. Bildiğin gibi işte be çocuğum.
İyi misin? Sanki bir şey var gibi sende. Yok evladım, iyiyim. Lodos'tan başım çatlıyor sabahtan beri. Siz kadınların ruh halini hiçbir zaman anlayamamışımdır zaten. Sen nasılsın çocuğum? İyiyim, ne olsun anne. Bildiğin gibi iş güç işte. Yarınki ihaleyi düşünüyorum. Anladım. Olur, olur. Hepsi olur çocuğum. Bu da okuldan gelince hani bana, hani bana, hani bana, hani bana demiş. Al bakalım minik kuş. Gel. Baba. Böyle atıp tutarsan üstüne çıkarır vallahi. Sabahtan beri söylüyorum ama anlayan kim? Ya amma evhamlısınız. Erkek çocuk bu, hoplayacak da zıplayacak da. Ya bebek o da, bebek. Hem sen gitsene artık. Bak çocukların annesi de geldi. Kalabalık etme burada. Aman iyi be. Ben de kafamı dinlerim hiç olmazsa. Güzel kuşum. Nasıl oldun bakayım sen? Allah'tan ateşin falan yok. Ya, burnu da akmıyor. Sen ne yaptın? Konuştun mu Ahmet'le? Anne, neler öğrendin bir bilsem. Söylesene kızım. Hani Ahmet'in eski nişanlısı Belkıs vardı ya. Hı. Meğer o Azra'ymış. İhsan Bey'le konuştum. Şimdi Belkıs Yılmaz adıyla tekrar araştırıyor. Desene işler iyice sarpa saracak gene. Asıl ben başka bir şey daha öğrendim. Merhaba, Şeref Hanım, nasılsın? Sağ ol oğlum. Ben gideyim bir Remzi'ye bakayım. Sen nasıl oldun prensesim? Hı? Sen ne yaptın? Nasıl gidiyor ihale işi? Bilmiyorum. Babamın peşinden gidiyoruz bakalım. Vallahi ben bu işlerden hiç anlamıyorum ama bence bir sorun çıkmayacak. Benim kocam her şeyi halleder. Teşekkür ederim hayatım. İyi ki varsın. Selam. Seni görmeden duramadım, kusura bakma. Anneme yakalanmayalım diye içeri de girmedim. Akşam toplantının bitince seni gelip alayım mı? Toplantı ne kadar sürecek emin değilim Kerem. Ben seni arayayım, tamam mı? Tamam, tamam. Şansımı zorlamak istemiyorum. Efendim İhsan Bey. Toprak Hanım, istediklerinizi öğrendim. Buyurun, sizi dinliyorum. Belkıs Yılmaz, Almanya'da Kamil Kaya diye bir adamla evlenmiş. Bir oğulları olmuş. Sonra boşanmışlar. Belkıs Almanya'dan ayrılmış. Fakat Kamil Kaya çocuğu Belkıs'a göstermiyormuş. Elimden geleni yapacağım tamam ama zaman vermen lazım. Hay, az buz para değil ki. Ama ne olur bir fotoğrafını gönder, olur mu?
Yapamam Kerem. Bu paraya ihtiyacım var. Toprak Hanım. Buyurun, buradayım. Ne oldu? Başka bir sorun mu var? Azra dün akşam yemekte çok üzgündü. Biriyle telefonda konuştuğunu duydum. Bari bir resmini gönder falan diye yalvarıyordu. Demek ki eski kocasıymış. Bahsettiği de oğluymuş. Enteresan bir hikayesi var belki. Demek ki bu yüzden Zümrüt Hanım dediklerini yapmak zorunda. Para biriktirip eski kocasının oğlunu almaya çalışıyor. Efendim Kamil. Can seninle konuşacak. Can. Anne. Bir tanem nasılsın? Alo. Can. Bu kadar yeter. Daha fazla para yollarsan daha fazla duyarsın oğlunun sesini. Sen nasıl bir insansın ya? Allah seni kahretsin. Uzatma bel kız. Parayı yolla çocuğu al. 100 kere konuştuk bunu. Toprak, nasılsın? Sağ ol Azra, iyiyim. Ben seni merak ettim de. Hangi konuda? Hani Kerem'le ayrıldınız ya. Tabii ya, kusura bakma Toprak. Kafam allak bullak da. İyiyim, yani üzüldüm. Ama işin çok başındaydık daha. Sarsılmadım yani, merak etme. Şey... Akşam buluşalım mı seninle? Biraz kız kıza muhabbet ederiz. Ya çok iyi olurdu Toprak ama... Amerika'dan arkadaşlarım geldi. Yarın da dönüyorlar. Onları eve çağırmıştım. Başka zaman yapsak olur mu? Olur canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Aradığın için sağ ol Toprak. O paket bu akşam teslim edilecek. Tamam Zümrüt. Necip Bey'den başkasına da verilmeyecek, anlaşıldı mı? Elbette. Siz hiç merak etmeyin. Keşke yanımda kalabilsem ama toplantıya gitmem gerekiyor. Olsun, git sen. Akşam devam ederiz sohbete. Tamam hayatım. Önce bir duşa gireyim ben. Hayatım, ben duştayken telefon çalabilir. Rehan arayacaktı. Benim için bakar mısın? Çınar, benim bir üst kata çıkmam lazım. Biraz mızmızlanıyormuş. Tamam hayatım. Sen çocuğumuzla ilgilen, ben hallederim. Müsaitsen akşam 8 gibi buluşabilir miyiz? İhaleyle ilgili bir şeyler sormam lazım. Ayrıca canım çok sıkkın. Kerem beni terk etti. Bir dostla konuşmaya çok ihtiyacım var. Ben otelin rooftopunda olacağım. Beni kırmayıp gelirsin umarım. Rooftop.
Ne oldu? Konuştun mu Aks'la? Yok. Yanında Kerem Taşkıran vardı. O kim? Yeşim kardeşi vardı ya. Belki herhalde onunla birlikte. Ben de konuşmadan geldim. Zaten Toprak bir bekle bakalım demişti. Çıktım geldim ben de. Boş ver oğlum. Belkıs bizim tanıdığımız kız değil artık belli ki. Bekleyelim görelim Toprak hakkında neler öğrenecek. Nereye kızım? Ahmet'e mi? Gelince anlatırım anne. Bak hayatım, yaptığın iyilikler karşılığını buldu işte. Umarım yeni işin hayırlı olur. Vallahi başta pek içime sinmedi ama Necip Bey çok ısrar etti. O sabahki görüşmelerden de bir şey çıkmayınca mecbur olur dedim. Hiç üzülme zaten hayatım. Ne var yani? Sen yine ekmek paranı kazanacaksın. Ayıp değil, günah değil. Baksana sen ne zamandan beri Bora'ya hediye almak istiyordun. Aldın, bak hepimizin yüzü gülüyor. Hem ayrıca ben Necip Bey'i iyi tanıyorum. Eğer onun teklifini sen kabul etmeseydin, içine dert olacaktı adamın. Öylesi en iyisi oldu bence. Sen öyle diyorsan. Hoş geldiniz Azra Hanım. Merhaba. Buyurun. Misafirinizi beklerken bir şey içer miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Daha önce de konuştuğumuz gibi suit hazır değil mi? Evet efendim, siz hiç merak etmeyin. Yalnız burada da, odada da bizi kimse rahatsız etmesin lütfen. Tabii efendim. Bu seferlik olmadı Murat Bey ama ileride daha büyük projelere imza atacağınızdan eminiz. İnşallah ileride birlikte çalışma fırsatı buluruz. Umarım Çağrı Bey. Reyhan Hanım. İyi akşamlar. İyi geceler. Arayan soran olmadı mı? Gel. Necip Ilgaz değil mi? Evet. Özel bir evrak efendim. Teslim aldığınıza dair imza atmanız gerekiyor. Şuraya bırak evladım. Ceyda. Reyhan abla, annemdeyim ben ama uyudu. Uyandıramıyorum annemi. Ne olur gel. Ceyda, sakin ol tamam mı? Sakın bir yere kıpırdama. Ben hemen geliyorum. Çınar'ı bekliyordun değil mi? Evet, toplantı yapacaktık. Hiç boşuna uğraşma Azra. Çünkü neden burada olduğunu biliyorum.
Çınar'la benim aramı bozmak için onu buraya çağırdın. Ama kusura bakma, o buraya gelmeyecek. Çünkü sana o mesajı atan bendim. Peki Nihat Bey, tamam. Anlıyorum. Ben sizi daha sonra arayacağım. Şimdi toplantıya giriyorum. Kapatmam lazım. Reyhan'la beraber Murat Bey'le konuştuk. Projenin onlarla olmayacağını söylediğim zaman üzüldü adam. İyi misin baba? Çınar oğlum. İhaleden çekiliyoruz. Toprak sen yanlış anladın galiba. Azra boşuna kendini yorma. Zümrüt Hanım'la Çınar'la beni ayırmak için kurduğun oyunları biliyorum. Hatta sonradan buna Kerim de dahil ettin. Ama hesaplarında ona aşık olmak yoktu. Ama merak etme. Çünkü bunu Zümrüt Hanım'dan sakladığını da biliyorum. Toprak, ben... Daha fazlası da var. Azra. Ya da Belkıs mı demeliyim? Sen bunu nereden biliyorsun? Dahası da var. Oğlunu görmek için para biriktirmek zorunda olduğunu da biliyorum. Ama artık daha fazla oyun oynamak zorunda değilsin. Çünkü ben senin düşmanın değil. Dostunum Azra.